Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Hatay'da sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler, basketbol severler. Hatay Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Çağdaş Factoring'i ağırlıyor Hatay'da. TBF TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Serkan Aslan. Bu maçı siz değerli izleyenlere aktarmaya çalışacağım. Az sonra hakem atışı ile oyun başlayacak değerli izleyenler. Hemen öncesinde takımların ilk beşlerini saymam gerekirse Galatasaray ilk 5'e 4 numara formasıyla Büşra Akbaş, 24 numara formasıyla Berat Dalkader, 21 numara formasıyla Şeril Mikah, 35 numara formasıyla Julia Vanlu ve hemen 5. oyuncularını görmeye çalışıyorum değerli izleyenler. Üç numaralı formasıyla Yağmur Kübra Taşar beşlisiyle başlıyor Galatasaray Factoring, Çağdaş Factoring değerli izleyenler. Hemen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne döndüğümüzde 10 numaralı formasıyla Elanur Demir, 5 numaralı formasıyla Davis, 2 numaralı formasıyla Alexis Renne, 4 numaralı formasıyla Betül Kutlu ve son olarak 7 numaralı formasıyla Nuran Tutsak beşlisiyle başlıyor Hatay Büyükşehir Belediyespor değerli izleyenler. Evet, Hatay'dayız. Hatay'dan sesleneceğiz sizlere. Maçı aktarmaya çalışacağız değerli izleyenler. Hemen baş hakeme döndüğümde baş hakem Fatih Güler. Birinci yardımcı hakem Almina Kocabaş. İkinci yardımcı hakem Mustafa Çeltiker değerli izleyenler. Hakem atışıyla oyun başlayacak. Dördüncü hafta mücadelesinde Hatay Büyükşehir Galatasaray Çağdaş Factoring. İlk hücum konuk ekipten geliyor değerli izleyenler. Ben Abdalkader. İçeride boyalı bölgede takım arkadaşını gördü. İlk atış, ilk sayı Meltem Yıldız Han'dan geliyor Galatasaray Çağdaş Factoring adına değerli izleyenler. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor hücumu izliyoruz. Davis, Betül Kutlu, Alexis Rende'ye gördü ve maçtaki ilk 3 sayılık atış Alexis Rende, Hatay Büyükşehir Belediyespor ekibinden geliyor değerli izleyenler. Bir tiplemeyle hücum tazeliyor konuk ekip Galatasaray Çağdaş Factoring. Pota altı, boyalı bölge, mücadele ve sayıyı kaydediyor Şeril Mikah. Galatasaray Çağdaş Factoring 4, Hatay Büyükşehir Belediyespor 3. Hücumda ev sahibi Davis, Alexis Renne ile paslaştı. Alexis Betül Kutlu'yu gördü. 3 sayılık atış denemesi Betül'den. Hücum ribandı, Davis'te kaldı. Pota altı, atışta isabet var Davis'te değerli izleyenler. Hücumda Galatasaray. Julia Vanlı. Pota altı, Şeril Mikah, Meltem Yıldızhan, tekrar Julia, Şeril Mikah'ın atışı isabetsiz. Alexis Renne ile hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Alexis 3 sayılık atış denemesi isabetsiz. Top Galatasaray'da kalıyor. Hitben Abdülkadir'le hızlı hücumda Galatasaray. 3 sayılık bir atış denemesi, hücum ribandı, Şeril Mikah'ta kaldı. Hücum tazeledi ve 35 numara formasıyla Julia Wong'dan 3 sayılık atış geldi Galatasaray Çağdaş Factoring adına değerli izleyenler. Alexis Renne ile hücumda Hatay Büyükşehir Belediyespor. Karşısında Büşra Akbaş, onu zorlayan isim. Alexis takım arkadaşlarından Davis'i gördü. Davis çizgide pas verecek arkadaşına erken hatalı bir pas veriyor. Araya giren oyuncu Galatasaray'da Meltem Yıldızhan değerli izleyenler. Meltem topu aldığı gibi hücuma çıktı. Savunma ribandı, Davis'te kaldı. Ev sahibi ekip hücumu izliyoruz. Alexis top istedi, atmadı. Betül'ü gördü takım arkadaşı. Davis'ten atış isabetsiz. Meltem indi, sağında kalan savunma ribandı. Hücumda Galatasaray. Hitben abla kadar kenar çizgiye indi. Atış isabetsiz. Savunma ribandı, ellerden seken top Alexis Renne'de kaldı. Alexis Renne'ye yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Faul yapan isim Galatasaray Çağdaş Factoring'te 4 numaralı formasıyla Büşra Akbaş değerli izleyenler. 4. hafta mücadelesine kadar Büşra Akbaş
Baş 7 rebound 14 sayıyla oynuyor. Bunu hatırlatmak istedim değerli izleyenler. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor. Nurhan Tutsak top oyuna dahil edecek isim. Nurhan, Elanur Demir'i gördü. Tekrar Nurhan. Betül Kutlu, boyalı bölge, pota altı, Betül'e yapın hareket. Faul diyor maçın hakemi. Faul yapan isim Meltem Yıldızhan. Kaptan değerli izleyenler. Hemen Meltem Yıldızhan hakkında kısa bir bilgi geçmek gerekirse Meltem Yıldızhan 26 sayı 20 rebound ile oynuyor. Dördüncü haftaya kadar olan mücadelelerde değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor 5, Galatasaray Çağdaş Patronik 7. İlk çeyreğin bitimine 7 dakika 6 saniyelik bir süre var ve ilk atış isabetli Betül Kurtlu'dan değerli izleyenler. Betül Kutlu çizgiden ikinci atış. İkinci atışta da isabet var. Evet, skorda denge var değerli izleyenler. Hızlı çıkma çabası, top kaybı yaşadı konuk ekip. Alexis Renne ile hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Alexis. Onu zorlayan isim Müşra Akbaş. Pota altı. Alexis. Tekrar hücum ribandını aldı. Hücum tazeliyor. Ev sahibi ekip. İlk sayılık atış geliyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan. Betül Kutlu 3 sayılık atışı kaydediyor. Ev sahibi ekip adına değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyesi şu dakikalarda skorda üstünlüğü sağlıyor. Hidmen Abdalkader ellerden paslaşma. 3 sayılık atış. Julia Wolnu'dan geliyor. Cevap hazır niteliğinde bir atış oldu. Konuk ekip adına değerli izleyenler. Alexis Renne ile hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Az sonra bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. 8 numaralı formasıyla Sude Yılmaz oyuna dahil olacak. Evet, pota altı, boyalı bölge, Betül isabetsiz, savunma ribandı, İlben Abdelkader de kaldı. Hızlı hücuma çıkma çabası konuk ekiple değerli izleyenler. Wolnu pota altı, top beklentisi var. Meltem Yıldızhan atış isabetsiz, hemen öncesinde gelen dedik. Faul diyor maçın hakemi ve Galatasaray'da Maisha Allen ve Sude Yılmaz oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Hemen bakıyorum bence giden oyunculara. 4 numaralı formasıyla Büşra Akbaş ve 21 numaralı formasıyla Şeril Mikah bence alınan isimler. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörü'ndü. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da da bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Şarah Baş oyuna dahil olacak değerli izleyenler. Bence giden oyuncuya bakıyorum. Elanur Demir oluyor. Ev sahibi ekip Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Evet değerli izleyenler. Topun başında 23 numara formasını Meltem Yıldızhan sayıyı kaydediyor. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörlük adına. Davis'le ucuma çıkıyor. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Davis. Karşısında onu zorlayan isim Maisha Allen. Maisha Allen yeni transferi Galatasaray Çağdaş Faktörlük'ün değerli izleyenler. İlk maçına çıktı Maisha Allen ve ilk faulünü gerçekleştirmiş oluyor. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek Betül Kutlu. Betül, Davis'le oynadı. Savunma iyi yerleşti. Konuk ekipte değerli izleyenler. Davis pota altı gitti. Atışı kaydediyor. Davis. Skorda yeniden denge var. Hücumda konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü izliyoruz değerli izleyenler. Julia Wolnu içeriye girdi. Takım arkadaşı Maiş Aylan'ı gördü ve Maiş Aylan'ın ilk sayısını kaydediyor Galatasaray Çağdaş Faktörlük adına. Davis'le hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Nurhan Tutsak. Nurhan Tutsak'a yapılan hareket diye bakıyorum. Evet, Nurhan Tutsak'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Faul yapan isim 8 numaralı formasıyla Sude Yılmaz. Konuk ekipte değerli izleyenler.
Rakip yarı sahası kenar çizgisinden topu oyuna dahil edecek Nuran. Nuran Betülkut muydu oynadı? Şarabaş. Şara. Savunma iyi yerleşti. Konuk ekipte değerli izleyenler. Hücumda son 4 saniye. Alexis Rene. Alexis. Uzak nokta. Şarabaş. Son Salih Sekalası'ya atışta isabet yok. Savunma ribandı. Maaş halinde kaldı. Ve top kaybı yaşadı. Karşılıklı top kayıpları. Hücumda tekrardan konuk ekip ve bir anlaşmazlık var. Meltem Yıldızhan'la Hint Ben Abdülkader arasında ve top kaybı yaşadı. Konuk ekip Çağdaş Faktörik değerli izleyenler. Arka arkaya top kayıpları, hatalı paslaşmalar ve son top Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Davis de hücumda ev sahibi ekip. Alexis Renne'yi bekledi. Davis. Alexis de birebir oynadı. Davis tekrar Alexis. Davis'i gördü değerli izleyenler. Hücumda son 8 saniye. Betül Kutlu. Davis. Davis 3 sayılık. Atış denemesi isabetsiz. Ben Abdülkadir de kalan top. Hızlı hücuma çıkma çabası konuk ekipte. Yıldızhan pot altı. Hızlı hücum sonuç getiriyor. Galatasaray Çağdaş Factoring adına değerli izleyenler. Time out geliyor. Molayı alan taraf Hatay Büyükşehir Belediyespor değerli izleyenler. İlk çeyreğin bitimine 4 dakika 7 saniyelik bir süre. Hatay Büyükşehir Belediyespor 12. Galatasaray Çağdaş Factoring 16 değerli izleyenler. Şu ana kadar her iki takımın da oyuna iyi başladığını söyleyebiliriz değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, time out süresi sona erdi. Her iki takım beşleri sahada yerini alıyor. Evet oyuncular sahada yerini aldı. Nuran Tutsak, Hatay Büyükşehir Belediyespor kendi pot altından top oyuna dahil edecek ve ev sahibi ekip hücumu izleyeceğiz değerli izleyenler. Alexis Lenne. Julia Volno, Alexis zorlayan isim. Davis oynadı, Alexis. Şarabaş. Tekrar Alexis. Savunma iyi yerleşti. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde. Değerli izleyenler, Alexis. İki kişi arasında kaldı. Uzun oynama çalıştı. Son 3 saniye kalasıya 1-3 sayılık atış denemesi isabetsiz. Savunma ribandı. Meltem Yıldız anlık kalıyor. Kaptan değerli izleyenler. Pot altı mücadele. Son topun Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyunculardan çıktığını belirtiyor. Maçın hakemi Almina Kocabaş değerli izleyenler. Birinci yardımcı hakem. Rakip potu altından top oyuna dahil etti. Konuk ekibi Hidmen Abdülkader. Hidmen Abdülkader'in ihlal yaptığını belirtiyor maçın hakemi. Ve kendi yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular. Betül Davis'le oynadı. Davis ağırdan çıkıyor şu an Hatay Büyükşehir Belediyespor. Alexis Renne'yi gördü Davis. Alexis'i zorlayan isim Maisha ve Hidmen Abdülkader. İki oyuncu Alexis'i sürekli kapatmaya çalışıyor. Ve faul geliyor maçın hakemi 23 numaralı formasıyla Meltem Yıldızhan'ın kaptanın faul yaptığını belirtiyor. İki serbest atış kullanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Davis. Meltem Yıldızhan bence alınırken Şerin Nikah oyuna dahil oluyor ve hemen akabinde 17 numara formasıyla Gizem Yavuz, eski bir Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Gizem Yavuz oyuna dahil oldu. Julia Volno'nun yerine değerli izleyenler. Şu an sahada Hidmen Abdülkader ve Gizem Yavuz iki oyuncu geçmiş zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesporlu
spor formasını terletmişlerdi. Bugün rakip olarak oynuyorlar değerli izleyenler. Davis atışı gerçekleştirecek olan isim. İkinci atışta isabet yok değerli izleyenler. Savunma ribandı Gizem Yavuz'la hücuma çıkma çabası. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörlük'te. Hidben Abdülkader. Son top Yılmaz'da kaldı. Sude Yılmaz Gizem Yavuz'u gördü. Maisha Allen. Maisha boyalı bölge. Davis onu zorluyor ve Davis'in dışarıdan topu gönderdiğini belirtiyor maçın hekimi. Top el değiştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyunculara geçiyor değerli izleyenler. Evet, ev sahibi ekipte oyuncu değişikliği. Şarabaş bence alınırken Elanur Demir 10 numaralı formasıyla sahada yerini aldı ve bir tipleme geldi Yılmaz'dan. Tekrar top oyuna dahil edecek ev sahibi ekip. Davis de oynadı. Nuran Tutsak. Davis. Davis, onu zorlayan işim Maisha Allen. Davis, Elanur Demir'i gördü. Alexis Renne, içeriden Alexis, atışta isabet var değerli izleyenler. Alexis Renne'den geliyor atış. Hidben Abdülkader, konuk ekip hücumu, hızlı çıktı Galatasaray. Boyalı bölge, pota altı, atış denemesi, atışta isabet var. Sayıyı kaydeden isim Galatasaray Çağdaş Faktörlük adına Şeril Mikah değerli izleyenler. Hemen küçük bir bilgi geçmek gerekirse Şerin Mikah bu maça kadar 33 sayı 25 ribaundla oynuyor diyebiliriz değerli izleyenler. Evet, Yılmaz'ın faul yaptığını belirtiyor maçın hakemi. İkinci faulunu yapıyor Sude Yılmaz. Galatasaray Çağdaş Faktörlük antrenörü Alper Durur hakeme itirazları vardı. Sude Yılmaz'ın yaptığı faale istinaden değerli izleyenler. Az sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Galatasaray'da Yağmur Kübra Taşar oyuna dahil olacak. Alexis'ten ilk atışta isabet var değerli izleyenler. Alexis ikinci atışta isabet var. Fark 1'e düşüyor. İlk çeyreğin bitimine 2 dakika 26 saniyelik bir süre var. Evet, Sude Yılmaz bence alınırken onun yerine oyuna dahil olan isim Yağmur Kübra Taşar değerli izleyenler. Gizem Yavuz'un hücumda konuk ekip. Gizem potayı kendi denemek istedi. Savunma ribandı. Ev sahibinde kalıyor. Alexis Renne. Alexis Gizem yere düştü. Kalktı devam ediyor. Alexis. 3 sayılık atış uzaklardan geliyor Alexis Renner'den değerli izleyenler. Rahat bir atış gerçekleştirdi. 3 sayılık atışı başarılı bir şekilde kaydediyor takım adına. Top kaybı yaşadık konuk ekip. Davis, Alexis Renner yine hücumda ev sahibi ekip değerli izleyenler. Alexis bir 3 sayılık denemesi daha isabetsiz oldu. Hemen Nuran Tusa müdahalesi, top dışarıda. Galatasaray Spor Kulübü kendi pota altından top oyuna dahil edecek. Konuk ekip hücumu izleyeceğiz değerli izleyenler. Evet, Gizem Yavuz top oyuna dahil edecek isim. Konuk ekipte. Evet, skorboardta oluşan bir teknik aksaklık sebebiyle sürede oluşan bir arızadan dolayı şu an oyun durdu değerli izleyenler. Onu belirtmekte fayda var. Hemen skorboardtaki sürenin düzeltilmesini bekliyor. Baş hakem Fatih Güler değerli izleyenler. Evet, masa hakemlerinden de onay alındı. Oyun yeniden başlıyor. Şeril Mikah, Gizem Yavuz'la oynadı. Konuk ekip hücumu izliyoruz değerli izleyenler. Şeril, Maisha Allen, Taşar, Hidben Abdülkader, 3 sayılık atış. Seken top, Davis'te kalıyor savunma ribandı. Ey sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor hücumu, Davis. Davis içeri zorladı. Betül'ü gördü, Betül. 3 sayılık atış. Geliyor ve geliyor değerli izleyenler.
atışla 5 sayılık farklı öne geçiriyor takımını. Gizem 3 sayılık atışta cevap niteliğinde Gizem Yavuz'dan geliyor değerli izleyenler. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Factoring adına. Alexis Ren. Alexis. Onu zorlayan isim Yağmur. Davis'le oynadı Alexis. Tekrar top Alexis'te değerli izleyenler. Davis'i gördü kota altı boyalı bölge. Davis dönüp atabilecek mi derken hatalı yürüme yaptığını belirtiyor maçın hakemi. Davis'in Mustafa Çelik Çeltiker değerli izleyenler hatalı belirten hakem. Hitman Abdülkadir bence alınırken. Büşra Akbaş oyuna dahil olmuştu konuk ekipte ve şu an Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oyuncu değişikliği. Sena Işık oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Bence alınan isim Betül Kutlu. Evet konuk ekip hücumunu izleyeceğiz. Büşra Akbaş. O da bir eski Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu değerli izleyenler. Büşra içeriye girdi. Kendi gitti potaya denedi. Olmadı. Savunma ribandı. Davis'te kalıyor. 23-21'lik skor ve son 24 saniye ilk çeyreğin bitimine. Büşra'nın tiplemesiyle top dışarıya çıkıyor. Tam orta alandan, sahanın orta alanından top oyuna dahil edecek Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular. Topu Elanur Demir oyuna dahil edecek olan isim ev sahibi ekipte. Alexis'le oynadı Elanur. Alexis, onu zorlayan isim Yağmur. Alexis, Alexis 3 sayılık gitti ve 3 sayılık bir şekilde sayılı kaydediyor. Alexis Rende değerli izleyenler. Son 2 saniye cevap gelir mi? İsabetsiz ve ilk çeyrek Alexis Rende'nin güzel bir 3 sayılık atışıyla sona eriyor. Galatasaray Çağdaş Factoring karşısında Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde, ev sahibi 26, konuk ekip 21, ilk çeyrek sonucu değerli izleyenler. Alexis Ren'le son çeyreğin bitimin, ilk çeyreğin bitiminde son saniyede çok güzel bir 3 sayılık atış gerçekleştirdi. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına. Kadar öncelikle konuk ekipte sayı kaydeden oyunculara bakmak gerekirse değerli izleyenler 35 numara formasıyla Julia Oğlu 6 sayılı oynuyor. 23 numara formasıyla Meltem Yıldızhan 6 sayılı oynuyor. Konuk ekipte 4 sayılı oynayan Şeril Mika, 3 sayılı oynayan Gizem Yavuz, İkişer sayılı oynayan iki oyuncu var. Sude Yılmaz ve Maisha Allen. İlk maçına çıkmıştı Maisha Allen. Galatasaray Çağdaş Factoring Spor Kulübü'nde bu maç değerli izleyenler. Bir sayılı oynayan Büşra Akbaş var konuk ekipte. Ev sahibi ekibe döndüğümüzde en skorer oyuncuya baktığımızda değerli izleyenler Alexis Ren'le 12 sayılı oynuyor ilk çeyrekte. Hemen arkasından Betül Kutlu 8 sayı. Davis 5 sayı ve 3 numara formasıyla Sena Işık 1 sayıyla oynuyor. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Evet ikinci çeyrek başlayacak değerli izleyenler. Hemen 5'lere baktığımda konuk ekip Galatasaray Çağdaş Factoring'de Meltem Yıldızhan, Büşra Akbaş, Maisha Allen, Şeril Mikah ve Julia Wolny'i görüyorum. Konuk ekip 5'sinde. Hatay Büyükşehir Belediyespor hücumuyla başlayacak ikinci çeyrek. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Sena Işık, Alexis Renne, Davis, Elanur Demir ve Nuran Tutsak beşlisiyle ikinci çeyreğe başladı değerli izleyenler. Evet, sahanın temizlenmesini istiyor maçın hakemi Almina Kocabaş değerli izleyenler. Oyun sonrasında devam edecek. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Alexis Ren'le.
Alexis aldı topu. Karşısında Julia Vonu var değerli izleyenler. Alexis Sena ile oynadı. Sena Işık tekrar Alexis ile birebir oynadı. Julia Vonu düştü kalktı. Alexis hücumda son 4 saniye. Davis boyalı bölge atış. İsabetsiz savunma ribandı. Şeril Mikah'ta kalıyor değerli izleyenler. Hızlı hücuma çıkma çabası Yıldız Handan. Top kaybı yaşadı komik ekip. Sert bir düşüş. Nurhan Tutsak. Umarız önemli bir durum söz konusu değildir. Hemen ayağa kalkıyor. Ve oyunu konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktunik oynayacak değerli izleyenler. Kendi sağ spotu altından top oyuna dahil etti. Julia Vonlu ile oynadı. Şeril Mikah. Julia Vonlu ile hücumda Galatasaray Çağdaş Faktunik. Yıldız Han, boyalı bölge, pota altı. Alexis Renne onu zorlayan isimdi. Alexis'in faul yaptığını belirtiyor maçın hakemi. Alexis itiraz ediyor, kabullenmiyor fakat maçın hakemi faul diyor değerli izleyenler. Evet, ev sahibi ekipte oyuncu değişikliği Betül Kutlu oyuna dahil olurken Sena Işık bench alınan isim oldu değerli izleyenler. ...23 numaralı formasıyla Meltem Yıldızhan kaptan topun başında. Kaptandan ilk atışta isabet var değerli izleyenler. Meltem Yıldızhan ikinci atışı gerçekleştirecek. Maçın hakeminden forma uyarısı geliyor Mayışa Elena. Evet, Yıldızhan ikinci atış çizgiden. İkinci atışta da isabet var değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor hücumunu izleyeceğiz. Davis'le hücumda ev sahibi ekip. Davis. Karşısında Mike Allen. Onu zorlayan isim. Davis. Nurhan Tutsak'la paslaştı. Hücumda son 10 saniye ev sahibi ekip adına. Nurhan. İçeriği zorlama mücadelesi. Savunmayı yerleşti. Konuk ekipte. Ve bir faul giriyor. Maçın hakemi Almina Kocabaş. Julia Vonlu'nun faul yaptığını belirtiyor değerli izleyenler. Birinci faulunu gerçekleştiriyor Julia Vonlu. Evet, Nurhan Tutsak takım arkadaşı Betül Kutlu ile oynadı. Elanur Demir. Elanur içeriye zorlama mücadelesi, boyalı bölge, pota altı. Atışta isabet yok. Mayışa Allen ile hücumda konuk ekip. Büşra Akbaş tekrar Mayşalı'nı gördü. Pota altı. Uzun oyuncuya güzel bir pas. Şeril Mikah aldığı gibi sayıyı kaydedebiliyor değerli izleyenler. Farkı bile indirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü karşısında. İlk çeyrek üstünlüğüyle sona ermişti ev sahibi ekibin değerli izleyenler. Davis. Alexis Renne. Alexis. Bir üç sayılık atış daha geliyor uzaklardan Alexis Renne. İlk çeyreğin sonunda ki atışının aynısını gerçekleştirdi diyebiliriz. Çok güzel bir atış izledik Alexis Renne'den değerli izleyenler. Faul diyor maçın hakemi. Faul yapan isim Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Nurhan Tutsak. Evet, Nurhan Tutsak'ın birinci faulü. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktoring değerli izleyenler. Bir itiraz var Alper Durur'dan, antrenör Alper Durur maçın hakemine itirazlarını belirtiyor. Galatasaray'ın sportif direktörü eski bir oyuncu, eski bir yıldız Işıl Alben değerli izleyenler, hatırlatmakta fayda görüyorum. Keyifle izlemiştik yıllarca Işıl Alben'i. Evet, baş hakem masa hakemleriyle konu değerlendirmesi yapıyor Fatih Güler. Evet.
Evet. Konuk ekip hücumu, pota altı, faul diyor maçın hakemi. Davis'in faul yaptığını belirtiyor değerli izleyenler. İki serbest atış kullanacak Şeril Mikah. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de değerli izleyenler. Şeril bu maça kadar 33 sayı 25 ribaundla oynamış değerli izleyenler. Şu anda 21 numara formasıyla Şeril 6 sayıyla oynuyor. 7. sayısını kaydetti Şeril Mikah. İkinci serbest atışını değerlendirecek Şeril. İkinci atışta da isabet var. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün kadına. Elanur Demir, Davis'le oynadı. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Spor Hücumu izliyoruz. Şeril Mikah, Davis'i zorlayan isim. Davis, Nurhan Tutsağ'ı gördü. Alexis Renne. Alexis Renne yine denemek istedi bir 3 sayılık atış. İsabet yok. Hücum ribandına yükselen Davis'in faul yaptığını belirtiyor. Maçın hakemi Mustafa Çeltiker değerli izleyenler. Evet, konuk ekip Galatasaray hücumunu izliyoruz değerli izleyenler. Julia Wong. Julia. Karşısında onu zorlayan isim Nurhan Tutsak. Julia savunma iyi yerleşmiş durumda. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Mayşe Allen içeriye girerken hatalı yürüme yaptığını belirtiyor maçın hakemi Almina Kocabaş. Kendi yarı sahası kenar çizgisinden top oynadı Alecek Betül. Alexis Renne ile oynadı. Ey sahibi ekip hücumu izliyoruz. Julia Wong'u Büşra'ya işaretler yapıyor. Julia Wong'dan takımını ateşleyici hareketler değerli izleyenler izliyoruz. Alexis Renne rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oynadı Alecek. Ev sahibi ekibi. Davis de oynadı Alexis. Davis tekrar Alexis'i gördü. Davis boyalı bölge atış isabetsiz. Davis'e yapılan hareket faul diyor maçın hakemi. 23 numaralı formasıyla Meltem Yıldızhan kaptanın faul yaptığını belirtti maçın hakemi Almina Kocabaş değerli izleyenler. Birinci yardımcı hakem. Meltem Yıldızhan 3. faulünü gerçekleştiriyor ve bence alınan isim Meltem Yıldızhan değerli izleyenler. Yerini Dan Abdelkader'e bırakıyor. 2 atış kullanacak Davis. Ev sahibi ekip Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. İlk atışta isabet var. Davis'ten 2. atışı izleyeceğiz değerli izleyenler. Davis. İkinci atışta da isabet var değerli izleyenler. Evet, Julia Wong ile hücumda konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktoring. Julia. Güzel hareketler izledik Julia'dan. Mayşe Allen'ı gördü. Bir tipleme Davis'ten. Davis'in tiplemesiyle topun dışarıya çıktığını belirtiyor maçın hakemi. Konuk ekip hücumu izleyeceğiz. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek Julia Wong Galatasaray'da değerli izleyenler. Julia pota altına doğru gönderdi Şeril Mikah. Büşra Akbaş 3 sayılık atış denemesi isabetsiz oldu. Elanur Demir'de kaldı savunma ribandı. Alexis Renne ile hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Alexis Davis'i gördü. Davis çizgi yakını atış isabetsiz. Mayşe Allen'da kalıyor savunma ribandı. Julia Wong ile hücumda konuk ekip. Julia. Atış isabetsiz değerli izleyenler. Alexis Renne top oyuna dahil edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Alexis Nurhan Tutsak'la birebir oynadı. Ev sahibi ekip hücumu izliyoruz değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü var. Şu dakikalara kadar Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında. Nurhan Tutsak. Hatalı bir pas. Alexis Renne yerde. Julia Wong'lu uzun oynadı Ben Abdelkader'e. Pota altı. Ben Abdelkader sayı kaydediyor. Konuk ekip adına değerli izleyenler. Nurhan Tutsak. Davis.
Tekrar Nurhan'la oynadı Davis. Eski bir Hatay Büyükşehir Belediye Sporlu oyuncu Ben Abdelkader'den geldi az önce sayı. Konuk ekip Galatasaray Spor Kulübü adına değerli izleyenler ve Davis yerde kalıyor. Faul yapan isim konuk ekip Galatasaray. Çağdaş Fark Tünik'te Maisha Allen faul yapan isim. İkinci faulünü gerçekleştiriyor. Maisha Allen değerli izleyenler. İlk maçına çıkıyor. Bu maçta Maisha Allen şu an bence alınan isim. Yerini 8 numara formasıyla Sude Yılmaz'a bırakıyor. Maisha Allen değerli izleyenler. Evet. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil edecek. Alexis Renner. Alexis, Öykü Taşkın. Öykü Davis'i gördü. Alexis, Davis'in elinden aldığı gibi potaya gitti. İsabetsiz, hücum ribandı. Konuk ev sahibi ekipte kalıyor değerli izleyenler. Alexis Renne yine pota altı. Kenar çizgiden bir atış daha. Davis'te kaldı, yine hücum tazeleyecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor. Alexis Renne yapılan hareket faul diyor maçın hekimi. Büşra Akbaş ve Ben Abdelkader'den itirazlar var. Almina Kocabaş'a. Fakat Almina Kocabaş kararlı. Ben Abdelkader'in faul yaptığını belirtiyor değerli izleyenler. Ve teknik faul veriyor. Almina Kocabaş birinci yardımcıyken. Büşra Akbaş'ın itirazları teknik faule neden oldu. Konuk ekip adına değerli izleyenler. Şu an Başaken Fatih Güler ve Galatasaray Çağdaş Faktörünk antrenörü Alper Durur arasında bir itiraz var ve teknik faul verilecek diyor. Başaken Fatih Güler değerli izleyenler. Şu dakikaya kadar Hatay Büyükşehir Belediyespor'da özlediğimiz, özlenen bir mücadele. Maalesef 6 Şubat depreminden sonra büyük yıkıma uğrayan ve ülkemizi yasa ve üzüntüye boğan 11 ilimizde gerçekleşen depremde büyük bir yıkım almıştı. Hatay, Antakya değerli izleyenler, maçı şu an sizlere buradan aktarıyoruz. Ve atışlarda isabet var Davis'ten. Özlenen bir mücadele gerçekleştiriyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor diyebiliriz işin özeti. Alexis Renne rakip yarı sahası kenar çizgisinden topu oyuna dahil ediyor. Öykü Taşkın'la oynadı Alexis. Büşra onu zorlayan isim. Büşra, Betül Kutlu, Alexis Renne. Alexis 3 sayılık atış denemesi isabetsiz. Savunma ribandı kalıyor Şeril Mikaev'ta. Julia Boğlu, Ben Abdelkader. Hızlı hücumda Galatasaray. Pota altı. Atışta isabet yok. Betül Kutlu da kaldı. Savunma ribandı. Alexis Renne. Hızlı hücuma çıkma çabası. Ev sahibi ekipte. Ve atışta isabet yok. Hücum ribandı. Yerde kalan oyuncular. Sıkışan top. Ve topun Galatasaray Çağdaş Faktörlük'te olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Konuk ekip hücumu izleyeceğiz değerli izleyenler. 4 dakika 44 saniyelik süre var ikinci çeyreğin bitimine. İlk çeyrek sonucu ve ikinci çeyreğin başından itibaren Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üstünlüğüyle devam etmekte maç değerli izleyenler. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Spor 33, konuk ekip Çağdaş Faktörlük 29. Geçmiş zaman diliminde Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı. Bir Anadolu kulübü çok güzel başarılara imza atmıştı. Değerli izleyenler, Ben Abdelkader'le hücumda. Julia Volno. Julia içeriden atış isabet var Julia'da. Julia Volno'dan geliyor atış değerli izleyenler. Alexis'le hücumda ev sahibi ekip. Alexis, Betül Kutlu, Öykü Taşkın. 3 sayılık atış kenar çizgisinden geliyor Öykü Taşkın'dan. Öykü Taşkın'dan güzel bir atış izledik değerli izleyenler. Hücumda konuk ekip. İbrahim Abdelkader, Julia Volno.
Boyalı bölge Büşra Akbaş, o da 3 sayıyla katış isabetsiz oldu. Savunma ribaundu Alexis Rennie'de kaldı. Hızlı hücumda Hatay Büyükşehir Belediyespor. Alexis Rennie çok güzel bir şekilde sıyrıldı. Yalnız ayaklı müdahale var diyor maçın hakemi. Mustafa Teltiker değerli izleyenler. Gizem Yavuz konuk ekipte oyuna dahil olurken Büşra Akbaş bence alınan isim değerli izleyenler. Ev sahibi ekip hücumu izleyeceğiz. Rakip pot altından top oyuna dahil edecek Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular. 36-31 ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Alexis Rennie. Alexis Betül Kutlu'yu gördü. Betül içeride. Onu Yılmaz zorluyor. Ve Sude Yılmaz'ın yaptığı harekete faul diyor. Fakat Sude Yılmaz Mustafa Çeltiker'le aynı düşüncede değil değerli izleyenler. Üçüncü faulünü gerçekleştiriyor. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde Sude Yılmaz. Evet değerli izleyenler. İki atış gerçekleştirecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Betül Kutlu. Az sonra oyuna dahil olacak. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde Mayış Allen ve Meltem Yıldızhan. İkinci atış. İkinci atışta isabet var Metin Kutlu'dan. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Mayış Allen ve Yıldızhan oyuna dahil olurken Yılmaz ve Şeril Mika bence alınan isim konuk ekipte değerli izleyenler. Mayış Allen topu oyuna dahil eden isim. Gizem Yavuzlu hücumda konuk ekip. 37-31 ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Gizem Yavuz Julia Vomio'yu gördü. Julia olduğu gibi potaya gitti. 3 sayılık atış geliyor. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün adına Julia Vomio'dan değerli izleyenler. Alexis Rennie. Davis içeriden atış isabet var. Davis'te. Maçta tempo yükseldi şu dakikalarda. Mayış Allen, Gizem Yavuz. Gizem çizgide dışarıya Ben Abdülkadir'e çıktı. Tekrar Mayış Allen. Mayış Allen boyalı bölge. Pota altı atışta isabet var. Mayış Allen. Alexis Rennie. İsabeti ucumu izliyoruz değerli izleyenler. Bir üç sayılık atış uzaklardan deneme Betül Kutlu'dan isabetsiz. Hücum tazeliyor ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Davis son 7 saniye hücumda. Davis karşısında Mayış Allen. Davis ve Davis'in hatalı yürüme yaptığını belirtiyor. Baş hakem Fatih Güler değerli izleyenler. Maçın bu dakikaları bir hayli hareketlendi diyebiliriz değerli izleyenler. Gizem Yavuz. Konuk ekip hücumu. Ben Abdülkader. Ben Abdülkader'e yapılan hareket faul. Faul yapan isim Öykü Taşkın. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Evet ısrarla timeout istedi Alper Durur. Konuk ekip antrenörü değerli izleyenler. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nden geliyor timeout. İkinci çeyreğin bitimine 2 dakika 31 saniye var. 39-36 ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün üstünlüğü var değerli izleyenler. Her iki takımda fauller. Beşlemiş durumda değerli izleyenler. Evet ekranlarınızda gördüğünüz üzere antrenör Alper Durur oyuncularının taktik ve bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde. Aynı durum Hatay Büyükşehir Belediyespor Ekim başta oyuncularına bilgi ve taktik
aktarımı Ekinbaş. O bir Hatay Büyükşehir Belediyesi sporlu diyebiliriz değerli izleyenler. Depremden sonra Hatay Spor'da Volkan Demirel gibi Ekinbaş da bayan basketbol takımı antrenörlüğünde devam etmekte değerli izleyenler. Evet, her iki takım beşleri sahada yerini alıyor. Ben Abdelkader atışı gerçekleştirecek olan isim. Konuk ekip Çağdaş Faktörü'nde Galatasaray. İlk atışta isabet var değerli izleyenler. İbben Abdelkader ikinci atışta da isabet var. Nurhan Tusak top oyuna dahil etti. Betül Kutlu'yla ev sahibi ekip hücumu izleyeceğiz. Farkı bile indirdi. Komik ekip faul diyor. Maçın hakemi Almina Kocabaş değerli izleyenler. Faul yapan isim 24 numaralı formasıyla İbben Abdelkader. Hücuma çıkarken direkt serbest atışa gidiyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yapılan faulden dolayı değerli izleyenler. İkinci atışta da isabet yok. Ev sahibi ekipten değerli izleyenler. Hidmen Abdelkader hücumda Julia Vonlu. 3 sayılık atış geliyor Julia Vonlu'dan. İkinci çeyrekte ilk kez üstünlüğü ele alıyor Galatasaray Çağdaş Faktoring değerli izleyenler. Alexis Renne, Davis. Ev sahibi ekip hücumu izliyoruz. Davis. Pota altı. Nurhan Tutsağı gördü. Betül Kutlu. Davis. Pot altı, atışta isabet yok. Maisha Allen'da kaldı savunma ribandı. Hızlı hücumda konuk ekip. Maisha kendi gitti denedi ve atışta isabet var değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor hücumu Alexis Renne. Kenar çizgi, 3 sayılık atış denemesi. İsabetsiz, Ben Abdelkader'de kalan top. Top elinden çıktı, tekrar kazandı. Gizem Yavuz'la oynadı, Ben Abdelkader. Julia Bonnia pasını aktarmaya çalışırken Betül Kutlu'nun tiplemesiyle topun dışarıya çıktığını belirtiyor maçın hakemi ve timeout geliyor. Değerli izleyenler, timeout alan taraf Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Şu dakikaya kadar Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü üstünlüğüyle maç devam etmekteydi. Yalnız arka arkaya gelen atışlarla 39-43 konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktoring'in üstünlüğü var değerli izleyenler. Evet, Ekin Hoca aynı kızgın bir şekilde oyuncularına direktifleri anlatmaya çalışıyor. Hemen ekranlarınıza Galatasaray Çağdaş Faktoring'i getiriyor arkadaşlarımız değerli izleyenler. Alper Durur oyuncularına ilgi ve taktik yöntemi anlatıyor. Evet, Tayvan süresi sona erdi. İki takım oyuncuları sahaya alınacak değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde oyuncular alanda yerini alırken Galatasaray Çağdaş Faktoring'de de oyuncular alanda yerini alıyor. Rakip yarı sahası kenar çizgisinden Gizem Yavuz top oyunu dahil edecek Galatasaray Çağdaş Faktoring'de değerli izleyenler. Gizem, Julia Wall ile oynadı. Julia, onu zorlayan isim Nurhan Tutsak. Maisha Allen çizgide, Yıldızhan'a. Yıldızhan, 3 sayılık atış denemesi, savunma ribandı Davis'te kalıyor. Davis, Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü hızlı hücuma çıkma çabası, savunma yerleşti Galatasaray Çağdaş Faktoring'de. Davis,
Betül Kutlu. Atış isabetsiz, ellerden seken top. Yıldız Han'da kaldı. Julia Maisha'yı gördüm. Maisha pota altı. Maisha'dan uygunsuz hareket değerli izleyenler. Maçın hakemi Almira Kocabaş faul veriyor. Üçüncü faulini yapıyor Maisha'nın. Maisha hakemle aynı görüş ve düşüncede değil. Fakat maçın hakemi Almira Kocabaş yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor değerli izleyenler. Betül Kutlu, Alexis Lerner, Davis. İsabetli pucumu izliyoruz. Son 55 saniye. Davis içeriden atış isabetsiz. Ben Abdelkader, Julia Volnu, Maisha Allen. Maisha Allen'e yapılan hareket faul diyor maçın hakemi. Faul yapan isim Davis. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde değerli izleyenler. Davis ikinci faulunu yapıyor. Maisha Allen topun başında çizgide değerli izleyenler. İki atış gerçekleştirecek konuk ekip adına. İkinci çeyreğin bitimine son 48 saniyelik bir süre var. İlk atış isabetsiz Maisha Allen. Maisha Allen'dan ikinci atışta isabet yok. Elanur Demir'in tiplemesiyle Alexis Lerner'de kalan top. Hücumda ev sahibi ekibi değerli izleyenler. Alexis Davis'te oynadı. Tekrar al topu Alexis. Davis'i gördü. Davis çizgiden atışı isabetsiz, sayı kaydedemez oldu şu son dakikalarda. Esabi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Maisha Allen, Julia Volnu, Ben Abdelkader. 3 sayılık atış geliyor Ben Abdelkader'den. Hint Ben Abdelkader 3 sayılık atışı kaydediyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da değerli izleyenler. Alexis Renne ile hücumda esabi ekip. İkinci çeyreğin bitimine son 8 saniye. Alexis 3 sayılık atış gelir mi? Olmadı bu sefer. Julia Volnu, Hilben Abdelkader, Gizem Yavuz. Gizem Yavuz'un atışı isabetli fakat sürenin bittiğini belirtiyor ve ilk yarı sonucu Hatay Büyükşehir Belediyespor 39, Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün 46 değerli izleyenler. İkinci yarıda TBF TV ekranlarında bizlerden ayrılmayın. Tekrar ikinci yarıda buluşmak dileğiyle.
Evet değerli izleyenler, Türkiye İNG Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay'dayız. Hatay Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü ağırlıyor. İlk yarı sonucu 39-46 konuk ekibin üstünlüğüyle sona ermişti. İkinci yarı başlayacak. İkinci yarı beşlerinde baktığımızda konuk ekipte 8 numara formasıyla Yılmaz'ı görüyorum. 23 numara formasıyla Meltem Yıldızhan, Hüdven Abdelkader, Şeril Mika ve 8 numara formasıyla Sude Yılmaz yerini alırken ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'a baktığımızda Elanur Demir, Alexis Renne, Davis, Nuran Tutsak ve Betül Kutlu 5 ile başlıyor ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. İlk ucumda ev sahibi Hatay Büyükşehir ucumu Alexis Renne, Betül, Davis. Alexis, onu zorlayan isim Julia Wolno değerli izleyenler. Julia Wolno'nun faul yaptığını belirtiyor. Maçın hakemi Almina Kocabaş. Julia Wolno yine aynı düşüncede değil hakemle. Alexis Renne rakip yarısı kenar yarı sahası kenar çizgisinden topu oyuna dahil edecek. Elanur Demir. Davis. Nuran Tutsak tekrar Davis. Potaya yükseldi. Blok geldi. Davis'te kalan top son saniyede. Top kaybı yaşadı Hatay Büyükşehir Belediyespor. Julia Wolno, Hidben Abdelkader dışarıdan 3 sayılık atış denemesi. Davis'in tiplemesiyle top Nuran Tutsak'a geliyor mu diye bakalım. Hayır, düzeltiyorum. Betül Kutlu'ya geliyor değerli izleyenler. Alexis Renne. Alexis 3 sayılık atış geliyor. İkinci yarıda Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü oyuncusu Alexis Renne'den değerli izleyenler. Hidben Abdelkader. Galatasaray hücumu izliyoruz. Sude Yılmaz. Şeril Mika. Hidben Abdelkader. Sude 3 sayılık atış isabetsiz oldu. Nuran Tutsak'ta kaldı savunma ribandı. Alexis Renne'li ucunda ev sahibi. Davis. Davis içeriden tekrar dışarıya Alexis'i gördü. Davis. Alexis Davis birebir oynadı. Sheryl. Davis'i zorlayan isim. Betül. Pota altı. Nuran'ı gördü. Nuran atış isabetsiz. Sheryl'de kaldı savunma ribandı. Julia Wolno ile ucunda. Hidben Abdelkader. Galatasaray ucunu izliyoruz. Kaptan Meltem Yıldızhan ayağına çarpan top dışarıya çıkıyor. Top el değiştiriyor değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü hücumu izleyeceğiz. Alexis Davis'le oynadı. Alexis. Tekrar Davis. Alexis. Savunma yerleşmiş durumda. Konuk ekipte değerli izleyenler. Davis çizgiden atışta isabet var. Farkı 2'ye indiriyor ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor. Konuk ekip karşısında değerli izleyenler. Julia Wolno. Julia 3 sayılık atış geliyor. Julia Wolno'dan değerli izleyenler. Galatasaray Çağdaş Faktöring adına. Alexis Davis'i gördü. Davis. Sude Yılmaz. Ve Sude Yılmaz'ın mücadelesi takımına fayda sağlıyor. Top el değiştiriyor. Konuk ekip ucumu izleyeceğiz. Maish Allen oyuna dahil olurken Sude Yılmaz bence alınan isim değerli izleyenler. Sude Yılmaz 9 sayı 7 ribaund oynamış bu maça kadar olan sürede. Sude Yılmaz bu maçta değerli izleyenler sayı kaydedememiş. Pot altı, atış isabetsiz. Hücum ribandını tekrar kazandı Sheryl. Faul diyor maçın hakemi. Sheryl Mika'ya yapılan hareket faul. Sheryl Mika bu maça kadar 33 sayı 25 ribandla oynamış değerli izleyenler. Evet. Sheryl 8 sayıyla oynuyor bu maçta. Davis üçüncü faulünü gerçekleştirmiş oluyor. 13 sayı 3 faulle oynuyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Davis.
Evet, şu an baş hakem ve konuk ekip antrenörü Alper Durur arasındaki bir diyalogtan dolayı maç durmuş durumda. İki atış kullanacak konuk ekip değerli izleyenler. İlk atışta isabet var. Şeril Mika. Ve Şeril Mika maçtaki 10. sayısı takımının 51. sayısını kaydediyor değerli izleyenler. Ev sahibi ekip hücumu izleyeceğiz. Davis, Alexis Renle. Alexis, onu zorlayan isim Hitman Abdelkader. Alexis, Ana kaderi geçti. İçeriden bir atış geliyor. Atışta isabet var Davis'ten. Hızlı hücuma çıkma çabası konuk ekipte. Diabon'la. Nuran Tusan yaptığı hareketi bir faul beklentisi vardı. Oyun devam ediyor. Julia pota altı hatalı pas. Alexis Renne'ye geldi top. Hücumda Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Davis boyalı bölge pota altı. Davis'e yapılan hareket faul diyor maçın hakemi değerli izleyenler. İki atış gerçekleştirecek Davis ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına. Julia Vonlu bence anlatırken Gizem Yavuz da oyuna dahil oluyor. Julia da gördüğüm kadarıyla antrenörüne neden diye soruyor ve bence olmuyor. Julia Vonlu. Davis'in maçta ufak bir tedavi süreci var. Evet, oyun başlayacak değerli izleyenler. Davis geldi. Çizgiye doğru gidiyor Davis. İki atış gerçekleştirecek takımı adına. Davis'te ilk atışta isabet var. Davis ikinci atışta da isabet var değerli izleyenler. Fark yeniden 3'e düştü. Gizem Yavuz'un ucunda Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün Keyif Ben Abdelkader. Üçüncü çeyreği bitimine son 6 dakika 35 saniyelik süre. Cheryl. Mayışa'yı gördü. Yıldızhan. Yıldızhan tekrar Mayışa. İçeriden atış isabetsiz. Alexis Lenne de kalıyor. Savunma ribandı. Alexis. Alexis 3 sayılık deneme isabetsiz fakat Hidven Abdelkader'in faul yaptığını belirtiyor maçın hakemi. Fatih Güler. Üçüncü faulünü gerçekleştiriyor Hidven Abdelkader. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde değerli izleyenler. Alexis Renne çizgide. İlk atışını gerçekleştirecek. İlk atış Alexis'ten isabetli. Alexis ikinci atış. İkinci atışta da isabet var değerli izleyenler. Üçüncü atışı gerçekleştiren Alexis 3'te 3 yapıyor ve skorda denge var değerli izleyenler. Evet, baş hakem Fatih Güler her iki takım oyuncularına da uyarılarda bulunuyor. Cheryl Mika top oyuna dahil edecek konuk ekipte. Cheryl, Gizem Yavuz da oynadı. Gizem. Gizem onu zorlayan isim Nuran Tutsak. İşte tekrar top Cheryl'da. Cheryl boyalı bölge pota altı isabetli bir atış geliyor Cheryl'dan değerli izleyenler. Alexis Renne ile hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Alexis Davis potaya baktı. Elanur Demir'i gördü tekrardan. Elanur, Nuran Tutsak ve Yıldızhan araya girip tiplemesiyle top dışarıya çıkıyor değerli izleyenler. Takım kaptanı Yıldızhan. Rakip pot altından top oyuna dahil edecek.
Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Elanur Demir. Alexis Ren aldığı gibi potaya gitti. İsabet yok. Savunma ribandı Şeril'de kaldı. Mayşa, Yıldızhan, İbn Abdülkader boş alanda sayıyı gerçekleştiriyorlar Galatasaray Çağdaş Factoring adına. Fark 4'e çıktı yeniden. Ev sahibi ekip ucumu izliyoruz. Nuran Tutsak, Davis, Betül, Nuran. Davis'i gördü. Davis topa hakimiyet kuramadı. Dışarıda. Top kaybı yaşadı. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü değerli izleyenler. Hikmen Abdülkader. Hikmen Abdülkader. Onu zorlayan isimli Orhan Tutsak. Sherrill'i gördü. Sherrill 3 sayılık bir atış denemesi. Ellerden seken top Davis'e geliyor. Davis'in ucunda ev sahibi ekip. Davis, Alexis Renney'i gördü. Alexis, savunma yerleşti Hatay, konuk ekipte Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Davis sayı kaydediyor değerli izleyenler. İzmen Abdülkader, konuk ekip hızlı çıktı. Savunma yerleşme mücadelesi ve sayıyı kaydediyor. İki sayılık atış Gizem Yavuz'dan geliyor. Çağdaş Faktör'ün Galatasaray Spor Kulübü adına değerli izleyenler. Metin Kutlu, Davis. Davis. Alexis Renner. Alexis, onu zorlayan isim Gizem Yavuz. Hücumda son 5 saniye Alexis. Elanur Demir'i gördü. Elanur içeriden atış, tipleme var. Mayışa'da kaldı top. Elanur'un yaptığı hareket faul. Oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde değerli izleyenler. Büşra Akbaş oyuna dahil olan isim. Şeril Mikah'ın yerine Şeril bence alınan isim. Konuk ekipte değerli izleyenler. 53-57'lik skor. 3. çeyreğin bitimi 3 dakika 55 saniyelik süre. Konuk ekip ucumu Gizem Yavuz. Büşra Akbaş. Büşra. Gizem'i gördü. Mayşa uzak köşe kenar çizgisinden atış. Hikmen Abdülkader tiplemesi. Ve Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kalıyor top. Alexis hızlı hücuma çıktı. Pota altı. Mayışa'da kalan topa müdahale var Davis'ten. Davis'in Mayışa'ya yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi değerli izleyenler. Davis dördüncü faulünü gerçekleştiriyor Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde. Mayşa, İdman Abdülkader, Gizem Yavuz, Mayşa, boyalı bölge, Mayşa, isabetsiz atış, savunma ribandı, Davis'te kaldı. İsabet ekip ucumu izliyoruz. Nuran Tutsak, Davis. Davis, Mayşa, onu zorlayan isim. Hücumda son 5 saniye değerli izleyenler. Davis, potaya doğru yöneldi. Turnike denemesi ve hatalı yürüme yaptığını belirtiyor. Davis'in maçın hakemi Mustafa Çeltiker değerli izleyenler. Alexis'le annenin ufak bir itirazı vardı. Mayşa Allen, Gizem Yavuz. Gizem, Hidman Abdülkader'le oynadı. Nizam, İdman Abdülkader, atış, savunma ribandı, Davis'in kucağına geliyor. Alexis Renne, maçta bir tempo düşüklüğü şu dakikalarda diyebiliriz. Her iki takımda da Alexis Renne ve Davis, Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü oyuncularında. Yıldızhan topu oyuna dahil edip çıkartmamaya çalışırken hatalı bir pas geldi. Elanur Demir pota altı, boş alanda sayıyı kaydediyor. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına. Hidmen Abdülkader uzun oynandı. İçeriden Ben Abdülkader atış. Hücum ribandı Yıldızhan'da kaldı. Yıldızhan, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz, Mayşa içeriden denedi. İsabetsiz Yıldızhan pota altı. Ve Yıldızhan'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi.
Fauluyor polisin 4 numaralı formasıyla Betül Kutlu değerli izleyenler. Evet, bir oyuncu değişikliği. İkben Abdülkadir bence alınırken Julia Wonlu oyuna dahil oluyor. Galatasaray Çağdaş Factoring'de değerli izleyenler. Yıldızhan ilk atışta isabet var. Yıldızhan ikinci atışta da isabet var değerli izleyenler. Alexis farkı yeniden dörde çıkarttı. Konuk ekip Alexis Davis'i gördü. Davis Betül Kutlu ile oynuyor. Betül'ü zorlayan isim Yıldızhan. Tekrar Davis. Maisha onu zorlayan isim. Davis pot altı. Faul diyor maçın hakemi. Faul yapan isim 2 numaralı formasıyla Maisha Island değerli izleyenler. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Factoring'de 4. faulünü gerçekleştirmiş oluyor Maisha Island. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde 4 faulle oynayan Davis, konuk ekip Galatasaray Çağdaş Factoring'de de 4 faulle oynayan Maisha Allen var değerli izleyenler. Evet, Maisha Allen bence giderken Cheryl Mikah oyuna dahil olan isim konuk ekipte. Davis'in yine ufak bir tedavi süreci var değerli izleyenler. Oyun bu yüzden durdu. Konuk ekip antrenörü Alper Durur'dan itirazlar var. Evet, baş hakem oyuncu değişikliği istiyor. Fatih Güler değerli izleyenler. Davis'in tedavi sürecinde oluşan durumdan dolayı oyuncu değişikliği yapılmasını istiyor. Baş hakem Fatih Güler değerli izleyenler. Davis iki atış kullanacaktı fakat bence gidiyor Davis. Baş hakem ısrarıyla Şarabaş oyuna dahil oldu. Davis'in yerine atışı gerçekleştirecek isim Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde. Her iki takım da dörder takım faulüyle oynar değerli izleyenler. Şara ilk atışta isabet yok. Şarabaş. İkinci atışta isabet var. Büşra Akbaş'ın ucunda. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Factoring. Julia Wonlu. Büşra Akbaş birebir oynadı. Julia ile. Cheryl. Pota altı. Hücum tiplemesi. Julia Wonlu 3 sayılı katış geliyor. Julia Wonlu'dan değerli izleyenler. Hücumda Alexis Renne. Ey sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü hücumu izliyoruz değerli izleyenler. Top kaybı yaşadı. Ev sahibi ekip. Julia Wonlu. Birebir oynadı Cheryl'la. Julia. Gizem Yavuz boş alanda 3 sayılık deneme. Cheryl geldi dışarıdan. Savunma ucum ribandını aldı ve sayıyı kaydetti. Galatasaray Çağdaş Factoring adına değerli izleyenler. 3. çeyrek bitimine son 49 saniyelik bir süre. Ve Şarabaş'tan geliyor faul değerli izleyenler. Takım faulünü 5'ledi Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncuları. Ve
Time out geldi değerli izleyenler. Evet, ekranlarda Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü görüyoruz değerli izleyenler. Ekinbaş ve oyuncuları. 56-64'lük skor 3. çeyreğin bitimine çok az bir süre kaldı. 49 saniye değerli izleyenler. Ve şimdi de ekranlarda Galatasaray Çağdaş Factoring'i izliyoruz. Antrenör Alper Gurur. Evet değerli izleyenler, time out süresi sona erdi. Her iki takım oyuncuları da sahada yerini alıyor. Değişiklikler var mı diye baktığımda aynı beşlerle devam ediyorlar. Galatasaray Spor Kulübü'nde Yıldız Han, Cheryl, Gizem Yavuz, Büşra Akbaş ve Julia Volney'i görüyorum değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne baktığımda değişiklik var mı diye, evet, Öykü Canlı Elin oyuna girdiğini görüyorum. Öykü Taşkın, Alexis Renne, Betül Kutlu ve Davis oyuna giriyor. Değerli izleyenler, az önce baş hakemin ısrarıyla bence alınmıştı. Hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Davis. Alexis Renne. Alexis. Pas hatası gerçekleştiriyor Alexis. Takım arkadaşıyla bir anlaşmazlık, Öykü'ye neden hareket etmedin diye belirtiyor. Evet, konuk ekip hücumu izliyoruz. Gizem Yavuz, Julia Wong'u, Julia çizgide, Cheryl'ı gördü. Cheryl pota altı, atış isabetsiz, Davis oluyor savunma ribandını. Alexis. Alexis. Son 9 saniye, 8 saniye değerli izleyenler. 3. çeyreğin bitimine Alexis direkt potayı denedi. Davis aldı hücum ribandını. İsabetsiz bir atış. Cheryl'da kalıyor savunma ribandı. Ve 3. çeyrek sonu eriyor değerli izleyenler. 3. çeyrek sonucu Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü 56. Galatasaray Çağdaş Factoring 65. Evet değerli izleyenler, Türkiye İNG Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Ben Serkan Aslan. Son çeyreğe gireceğiz az sonra. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Galatasaray Çağdaş Factoring karşısında 56-65'lik konuk ekip üstünlüğü var değerli izleyenler. Son çeyreğe giriyoruz. Galatasaray puan sıralamasına baktığımızda Galatasaray Çağdaş Factoring 9. sırada yerini alıyor. 4 puanla değerli izleyenler. Ve 15. sırada Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü 2 puanla. Ve son çeyrek başladı. Gizem Yavuz, Julia Oğlu, Büşra Akbaş aldığı gibi potayı denedi. İsabetsiz hücum tazeliyor. Konuk ekip Julia Oğlu denedi bu sefer.
Cheryl yine müdahale ve son topun ev sahibi ekipten çıktığını belirtiyor maçın hakemi değerli izleyenler. Rakip yarı sahası, rakip potu altından top oyuna dahil etti Gizem Yavuz. Julia uzaklardan denedi. Serbestsiz bir atış, ellerden seken top. Hücum tekrar Galatasaray'da diyor maçın hakemi. Baş hakem Fatih Güler değerli izleyenler. Gizem Yavuz rakip yarı sahası kenar çizgisinden top oyuna dahil etti. Büşra Akbaş'la oynadı. Büşra içeri zorlama mücadelesi. Büşra Ela Nurdemir, Büşra pota altı atışta isabet yok. Savunma ribandı Ela'da kaldı. Alexis, Davis. Savunma yerleşti konuk ekipte değerli izleyenler. Davis, Gizem'in bir tiplemesi vardı. Betül Kutlu, Alexis'le oynadı. Hücumda son 5 saniye ev sahibi ekip adına. Alexis. Son 2 saniye potayı denemek istedi. Büşra Akbaş'a geldi. Hiçbir yere çarpmayan top değerli izleyenler. Büşra uzun oynadı Gizem'le. O da Julia Vonlu. Kenar çizgide Yıldız Han. Tekrar Julia Vonlu'yla birebir oynadılar. Julia içeriği zorladı. Yıldız Han'ı gördü. Pota altı. Yıldız Han isabetsiz atış. Tiplemeler sonucu. Son top Elanur Demir'de kalıyor ve maçın hakemi faul diyor değerli izleyenler. Birinci yardımcı hakem Mustafa Çeltiker topun Hatay Büyükşehir Belediyespor'da olduğunu belirtiyor. Evet. Galatasaray Çağdaş Faktürk'te iki oyuncu değişikliği Hibben Abdan Kadar ve Maisha Allen oyuna dahil olurken Meltem Yıldızhan kaptan ve Gizem Yavuz bence alınan isimler değerli izleyenler. Alexis Renne ile hücumda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Alexis. Julia Vonlu onu zorlayan isim. Alexis. Pas Davis'e zor da olsa geliyor. Davis çizgi. 3 saniye kalası atış. İsabet yok. Elanur Demir. Tiplemesiyle hücum ribandı. Ev sahibi ekipte kaldı değerli izleyenler. Alexis Renne. Alexis içeriden atış isabet yok. Tekrar Davis'e gelen top. Evet boyalı bölge pot altı Davis atış isabetli bu sefer değerli izleyenler. Atış Davis'ten geldi. Ucunda konuk ekip Büşra, Julia Vonlu. Cheryl. Cheryl'dan yükselik atış geliyor. Galatasaray Çağdaş Faktönik Spor Kulübü adına değerli izleyenler. Alexis de hücumda Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Davis. Biraz yorulma izliyorum Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü oyuncularında. Ve Alexis Renne'den 3 sayılık atış. Çok güzel bir şekilde izledik değerli izleyenler. Alexis Renne'den geldi 3 sayılık atış ev sahibi adına. Julia Vonlu. Maisha. Akbaş, tekrar Maisha. Maisha Allen'ın faul yaptığını diye bakıyorum. Hayır, Maisha Allen'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Rakip potu altından topu oyuna dahil edecek konuk ekip. Fakat Maisha Allen çizgiye gitmişti, atış yapmak istemişti. Hakemle aynı düşüncede değiller değerli izleyenler. Julia Vonlu. Julia. Ben Abdelkader 3 sayılık atış geliyor Ben Abdelkader'den. 61-71 oluyor skor değerli izleyenler. Alexis içeriden atış isabet yok. Maisha Allen savunma ribandını aldı. Büşra Akbaş hızlı çıktı konuk ekip. Cheryl içeriden atışta isabet var değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde Davis'te yorgunluk görüyorum değerli izleyenler. Maça yorum katmak gerekirse Davis Elanur'la oynadı. Alexis Renne onu zorlayan isim Müşra Akbaş. Davis'i gördü ve Cheryl Nikah'ın
tiplemesiyle topun dışarı çıktığını belirtiyorum maçın hakemi. Büşra Akbaş bence alınırken Yıldız Han oyuna dahil oluyor. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nde ve time out geldi değerli izleyenler. Evet, ekranlarınızda Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün spor kulübü. Son çeyrekteyiz değerli izleyenler. 6 dakika 16 saniyelik bir süre zarfı var son çeyreğin bitimine. Evet değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ekim Baş değerli antrenör ve oyuncuları time out süresi sona erdi. Evet, her iki takımın oyuncuları sahada yerini alıyor değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü hücumu izleyeceğiz. Alexis Davis'i gördü. Son saniye kalasıya atış ama isabet yok. Savunma ribandı. Ben Abdelkader de kaldı. Sena Işık faul yaptığını belirtiyor. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde değerli izleyenler. İdmen Abdelkader. Topu oyuna dahil edecek. Kendi yarı sahası kenar çizgisinden Julia Wall ile oynayacak. Julia. Karşısında Sena Işık. Julia. Meltem Yıldızhan. Meltem. Mayış Allen. Meltem birebir ve potaya giden Meltem Yıldızhan sayıyı kaydediyor. Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün adına değerli izleyenler. Alexis Renne. Alexis direkt potayı düşündü. Çarpan top Ben Abdelkader'de kalıyor ve Ben Abdelkader'in uzun oynamasını araya giren isim Alexis Renne. Davis pota altı, isabet yok yine atışta değerli izleyenler. Mayışa Allen'da kalıyor savunma ribandı. Ben Abdelkader 3 sayılık atış geliyor Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün adına. Hint Ben Abdelkader'den değerli izleyenler. Son çeyrekte Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncularında bir düşüş izlenimi gerçekleştirdim diyebilirim değerli izleyenler. Özellikle Davis'te ve içeriden atış isabetsiz Maria Mayşe Allen'de kaldı savunma reboundu. Hidman Abdelkader. Cheryl. 3 sayılık atış geliyor uzaktan Cheryl'dan. Konuk ekip adına değerli izleyenler. Alexis'le ucunda Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Farkı 20'ye çıkarttı. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörü'nün değerli izleyenler. Davis çizgide. Nuran Tutsağı gördü. Nuran hatalı yürüme yaptığını belirtiyor. Nuran maçın hakemi Mustafa Çeltiker değerli izleyenler. Betül Kutlu oyuna dahil olurken Elanur Demir bence alınan isim. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Mayış Allen top oyuna dahil etti. Julia Bolna ile oynadı değerli izleyenler. Julia. İdmen Abdelkader. Cheryl. Boş alanda sayıyı kaydediyor. Konuk ekip adına değerli izleyenler. Ev sahibi ekip ucumu izliyoruz. Alexis Güvenle. Alexis karşısında eski bir Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncu İdmen Abdelkader topu kazanıyor takımı adına. Evet.
Meltem Yıldız Han, kaptan, alkışlarla bence alınıyor. Konuk ekip ve değerli izleyenler. Yerini Yağmur Kübra Taşar'a bırakıyor Meltem Yıldız Han. Yağmur. Julia Vallı. Julia. İsabetsiz bir atış ve bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşecek. Konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktörlük'te değerli izleyenler. 11 numaralı formasıyla İnci Güçlü oyuna dahil oluyor. Bu haftaya kadar İnci Güçlü 6 sayı 14 ribaundla oynamış değerli izleyenler. Maisha Allen bence alınan isim. Konuk ekipte Alexis hücumda, ev sahibi ekibini izliyoruz değerli izleyenler. Betül Kutlu. Betül içeriye girdi. Kendi zorladı. Basket faulü kazanıyor Betül Kutlu. Betül Kutlu'dan basket faul geliyor değerli izleyenler. Az sonra bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşecek. Galatasaray Çağdaş Faktörlük'te. Davis yine bench'e geldi. Bench'te tedavisini aldı. Oyuna devam ediyor. Ve Gizem Yavuz oyuna dahil oluyor. Julia Wondon'un yerine konuk ekipte değerli izleyenler. Gizem. Ben Abdelkader. Taşar. Cheryl. Pota altı güçlüğü gördü. Güçlü pota altı. Rahat bir atış gerçekleştiriyor diyebiliriz. Konuk ekipte değerli izleyenler. İnci Güçlü. Alexis. 3 sayılık atış denemesi isabetsiz. Savunma ribandı Cheryl'da kaldı. Ben Abdelkader hızlı çıkma çabası. Taşar. Yağmur Kübra Taşar. Cheryl'da geldi top. Cheryl boyalı bölge. Pota altında isabet atış. İsabetli bir atış geldi. Cheryl'dan değerli izleyenler. Alexis Süren'le son çeyrekteyiz. Son çeyreğin bitimine 2 dakika 35 saniyelik süre. Davis, Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü hücumu. Boyalı bölge, atışta yine isabet yok. Ellerden seken top Sena Işık'ta kaldı değerli izleyenler. Alexis içeriye zorladı. Alexis'e yapılan hareket faul diyor maçın hekimi. İki atış kullanacak Alexis Rene ve iki oyuncu değişikliği var Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde. Öykü Canlıel ve Öykü Taşkın oyuna dahil olurken Hint Ben Abdelkader bence alınırken konuk ekipte Berna Şahin oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Hint Ben Abdelkader Galatasaray'ın en skorer oyuncusu bu haftaya kadarki diyebiliriz. Bu haftaya kadarki olan sürede Hint Ben Abdelkader 44 sayı 16 ribaundla oynamış. Ve Hint Ben Abdelkader'in bu maçtaki kaydettiği sayıya bakarsak değerli izleyenler 15 sayıyla oynamış. Gizem Yavuz, İnci Güçlü, Berna Şahin, Taşar, Cheryl. Boyalı bölge, atış, isabetsiz ama Alexis'in faul yaptığını belirtiyor maçın hekimi. Cheryl topun başına geçen isim çizgide. Cheryl Nikah. Atışı gerçekleştiren isim. İlk atışta isabet var değerli izleyenler. Cheryl ikinci atışını gerçekleştirecek ve ikinci atışta da isabet var değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü son çeyreğe kadar iyi bir mücadele sergilemişlerdi. Maç bayağı başa baş devam ediyordu değerli izleyenler. Fakat son çeyrekte Galatasaray Çağdaş Faktöring skor üstünlüğünü bir hayli açtı ve şu anda da üstünlüğünü devam ettirmekte. Cheryl bir sayı daha kaydediyor. Konuk ekip adına değerli izleyenler. Son 1 dakika 40 saniyelik süre.
Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü hücumu izliyoruz değerli izleyenler. Davis. Alexis'i gördü. Çok uzak bir nokta. Alexis denedi. İsabetsiz ellerden seken top. Gizem Yavuz'da kaldı. Top kaybı yaşadı. Komik ekip değerli izleyenler. Alexis potayı denedi. 3 sayılık atış geliyor. Alexis'ten. Alexis'in tıklamasıyla top dışarıya çıktı. Komik ekip. Kendi yarı sahası kenar çizgisinden topu da oyuna dahil edecek Gizem Yavuz. Şeremika. Şahin'i gördü. Şahin. Boş alanda 3 sayılık atış denemesi. İsabetsiz dışarıda top. Ev sahibi ucumu izleyeceğiz değerli izleyenler. 68-91'lik konuk ekibi üstünlüğü var. Öykü Taşkın topu oyuna dahil eden isim Alexis'le oynadı. Alexis. Öykü Canlıer ve bir blok geliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncuları rakip yarı sahası kenar çizgisinden topu oyuna dahil edecek değerli izleyenler. Son çeyrekteyiz. Son çeyreğin bitimine. Son 1 dakika 10 saniyelik bir süre uzun oynamak istedi Öykü Adaşı. Öykü Taşkın'ı Taşkın'a Öykü Taşkın top kaybı yaşamadı. Sena Işık. Sena pota altı. Öykü Canlıer atış ve isabet yok. Savunma rivandı. Hücuma çıkmaya çalışıyor. Konuk ekip değerli izleyenler. Gizem Yavuz. Cheryl. Uzaklardan 3 sayılık atış. İnci, İnci'den çıktığını belirtiyor. Topun maçın hakemi Almina Kocabaş değerli izleyenler. Alexis Ren. Alexis'ten güzel bir hareket izledik. Davis'i gördü Alexis. Alexis çok uzak noktadan 3 sayılık atış kaydediyor. Aynı zamanda yorgunluğunu ben buradan hissediyorum diyebilirim Alexis Renne'nin değerli izleyenler. Top taşıma diyor maçın hakemi. Baş hakem Fatih Güler. Top el değiştiriyor değerli izleyenler. Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü hücumunu izleyeceğiz. 22 saniye ve 2 saniyelik bir süre maçın bitimine. Öykü Canlıer top oyuna dahil etti. Alexis Renne. Hücumda ev sahibi ekip değerli izleyenler. Davis. Tabii Davis beklemediği bir alanda Alexis pas veriyor ve Alexis ile Davis arasında bir diyalog değerli izleyenler. Cheryl ince uzun oynadı. Pot altı ince atış isabetsiz boş alanda. Davis aldı savunma ribandını. Davis. Kendi gitmek istedi potaya ve 3 sayılık atış geliyor Davis'ten değerli izleyenler. Ve Türkiye İNG Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırladı. Ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 74, konuk ekip Galatasaray Çağdaş Faktoring 91. Konuk ekip üstünlüğüyle maç sona eriyor değerli izleyenler. TBF TV ekranlarında bu maçı sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki diğer maçlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu haftalar efendim.